Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmış ya da açılacak tescil davalarında kadastro mahkemelerinde devam eden kadastro tesciline itiraz davalarında verilecek kararlara karşı temiz yasa yoluna başvurup bulunmayacağına ilişkin 27.7.2016 tarihi yarısının görüşülmesi. Arkadaşlar bunu komisyona var edelim. Kavukatlar var edelim. Gerek yok. Burada komisyonluk bir durum yok. Yok bunu yapalım söyle. İçerik itibariyle Sayın Avukatım bunu söyledi. Aynen doğru. Doğru. Örne ama aması var. Doğru. Fakat yasadan doğan bir şeydir. Örne mahalleye karşı vatandaş dava açıyor. Veyahut mahalleye vatandaşa dava açıyor. Burada yasal zorunluluk olarak belediye veya kötücel kişidir. Kötücel kişiye kalkınca belediye oluyor. Şimdi bunların tümüne gerek Büyükşehir Belediyesi olsun, gerekse ilçe belediyeleri olsun müdahil olmak, yani katılmak zorunluluğu getirdi. Hatta bazı kararlarda Büyükşehir Belediyesi'nin davaya dahil edilmemişti. Yargıtay onu bozdu. İl mülkü İdaresi olduğu için o da bir zorunlu mali külfet ama şey maalesef öyle. Öyle. Şimdi kazansak da kaybetsek de bizim herhangi bir menfaatimiz yok. Doğru, burada Mehmet Bey'in sözü doğru. Ama yasa öyle diyor. Şimdi daha önce mesela davadan da feragat ettik ama müferit bir dava içinde. O davada gerçekten bizim hani zarara uğrayacağımız tespit edilmesi ondan müferit bir dava için feragat edecek. Ama burada genel bir talep var. Açılmış ve açılacak tüm davalar için diyor. Böyle bir şey yok. Neticede mal müdürlüğünün olan bir gayrimenkul belediyenin de sayılıyor. Biz yasal bir zorunluluğumuz var orada. Siz ne diyorsunuz onu yapalım. Yasal zorunluluk orada değilse Yapma şey, hiç kimseyi zan altına bırakmayalım. Sonradan zararat gelmesin. Bunu temiz yolunu açık diyelim. Yani yapma yetkisini avukata verelim. Ama biz bunu yukarıda bir değerlendirelim. Şey, bir hukuk müşavirine bir yazı yazalım. Hocam bunu görüştük. Büyükşehir dedi yok. Geri çekelim. Tamam. Bir soru olsun. Bunu oynamadan geri çekelim arkadaşlar. Geri çekilmesini oynuyorum. Hukuk müşavirine ve bakanlığa yazı yazalım. Mali idarelere. Ondan sonra görüşe kadar kalmayın. Bir soru verseydiniz başkanım. Gördüm almadan önce ya ben bunlara. Biz ne bileyim, 4 avukat olunca bunu söylediniz. Ama bak bize de itibar etmediniz sürdüğüne. Hani itibar edelim şu anda. Yani dördünüz ortak karar veremediniz. Teşkil ama yani. Şimdi Semra Hanım da bilir bir avukatın. Hukuk demek ki böyle yani. Ama tatil kararı yok. Malzeme de olsa doğru değil mi? Şeyin biz karar verebiliriz yani. Olur mu? Cihaz kurum adına işlem yapıyoruz. Arkadaşlar hukuk müşavirine sorar. Hukuk müşavirine sor. Burada bir fikir birliği olmadığı için en güzeli üst kuruma hukuk müşavirine sor. Devam edesin. 10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.7.2016 tarih ve 1935 sayılı Başkırı Deresi taşkın kontrolü hakkında bir yazısının görüşülmesi. Evet, gelelim buna. Bu konuda size bilgi vereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim bir Bıçkırı'da bir seçimle verdiğimiz bir köprü vaadimiz var. İnşallah bu köprüyü 2019 gelmeden 2017 üzerinden geçeceğiz. Orada 10 tane mahallemizi rahatlatacağız. Bu sözümüzü tutuyoruz. DSİ ile protokol yapacağız. Protokol da şu. DSİ sağ olsun Bakan Bey bize kırmadı. Her şeyini hazırladı. Bu köprünün Gazipaşa ve diğer taraftaki bağlantılarında Gazipaşa Belediyesi yapacak. Ülke sorunlarını biz çözeceğiz. Bununla ilgili biz DSİ ile bir protokol yapacağız. Protokol hazır. Burada bana bu protokolü imza alma yetkisi vereceksiniz. Kurum görüşlerini, grup görüşlerini alayım onu vereceğim. Evet. Başkanı yetki verilmesi diyoruz. Teşekkür ediyoruz. 2017 köprü üzerinden hep beraber geçeceğiz. Nerede? Nerede kurulmuyor? Bıçkırı'da bu Beybaz'ın üst kısmında. Senin camların yanında. Mahmut abi. Aynen öyle. Tamam. Senin camların yanında. Öyle mi? Evet. Şu anda yok. Ben yeri çok bilmiyorum ama. Ha yok.
bu köprünün, bu köprünün arkadaşlar uzunluğu 75 metre eni... Başkanım sözlerimizin yerini bilmiyorum, nasıl iş? Ya ben buçuk kişi diyorum ya işte. Hayır, yapılacak yeri desteği verin arkadaşlar. Bu köprünün olsun nerede olur? Sonsuz yeterli görsünler. Vatandaş geçsin de, şimdi şöyle bir yaklaşım var. Diyorlar ki, Hacı Musa'nın üzerinde çok köprü var, burada hiç yok. İnşallah biz de buraya yapacağız. Sen de oraya yap, biz bu şuraya yaptırdık, bu tarafına sen de oraya yap. Evet Hasan devam edelim. Tamam, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 12.7.2016 taş ve 1936 sayılı Hacı Musa Deresi taşkın kontrolü hakkında yazısı ve ek dosyanın görüşülmesi. Bununla ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Sarısu Köprüsü'nden yattığım ana kadar çayın içinden 276 bin ton madde, 276 bin ton dolgu madde çıkacak. Ondan sonra sağlı sollu duvar yapılacak 650-700 metre uzunluğunda taban oturumu 330 yukarıya doğru daralacak 50 santim. Arkasından orman burada yeşillendirme yapacak. Biz de yürüyüş yolları, regresyon alanları, ekolojik tehlikeler. Sarısu'dan yattım arkadaşlar. Köprüden yattım. Orada sağlı sollu zaten ihale yapıldı. Biz yine burada bizi düşen işleri yapmak için desteğiyle protokol imzalamak için sizden yetki istiyoruz. Belediye başkanına yetki. Buyurun. Başkanım orada derinleştirme yapılacak. 276 bin ton dolma ateş çıkacak. Evet, normal. 276 bin ton çıkıyor, su bileye gelecek. Deniz suyu gelecek. Evet arkadaşlar, Türkiye Kara Federasyonu'nda şimdi Mendirek'te yapılıyor ya, 175 metre şehir ucundan, kalenin ucundan 30 derece açıyla 175 metre Mendirek yapıyor. Orada 70 metresini falan yaptık. Yani deniz suyu mu geliyor Sarısu'ya? Şimdi orayı açacağız. Kanocular burada kano yapmak için bize başvuruda bulunuyor. Kanocular çok fantastik bir olacak. Şey, başkanım bu yukarıdan gelen tekrar olması nasıl önlendirilir? Azdım da yalan. Şimdi önemli dönem temizlemeler yaptı. Biz onlarla belki yukarıya birkaç nokta zaten şu anda geliyor köprü. Set. Alakası bir şey anlatabilirim. Bu sabah Seray'a gitmek için çaydan geçtim. Yarın ya, ara sıra gelin. Ne zaman yarın? Arkadaşlar altından bir şey anlatıyor. Sessizlik kenarında konuşmak. Sabah Seray'a gitmek için çayın içinden geçtim. Çayın içinde ne ararsanız var. Naylonlar, koltuklar, eski. Evet, onların hepsi yağmurlar yağdığı zaman nereye gidecek? Hiç bunların kontrolü yapılmıyor mu belediyece? Hani bir ara çevre dostu arkadaşlarımız işte denizde balıkçık günü kurulmasına karşı çıktılar, ekolojik dengeyi bozuyor diye. Şu anda gidin Ekmel'deki çayın içindeki atıklara bir bakalım. Onların hepsi nereye gidecek? Şimdi arkadaşlar bu tabii ki birazcık kontrolle olacak bir iş değil. Bu biraz vicdan meselesi. Bak, biz orada cezalarını yazdık. Biz orada Samsun'da sık sık denetliyorum. Biz oraya lefa da astık, buraya bunu ama bunlar şu insanın yüreğinde olacak işler. Yüreğinde. Başkanım. Onlar hepsi denize gidecek. Sözü... Biz inatla temizleyeceğiz, onlar astsın. Biz yine temizleyeceğiz. Başkanım, yani şimdi özellikle çilekçiler yapıyor. Orayı bıraktı mı, o naylonlar her tarafa şey yapıyor. Yani bir yazı çıkarttık. Cezalarını ağırlaştırmak lazım. Ceza değil de en azından tespit edilebiliyor. Çilekçiler bıraktığı zaman o naylonu toparlanması rica edilerek bir yazı çıkarsak. Bunlar zaten çıkartırız da bunlar zaten çevre kirletme bağımında suç bunlar. Ama yani çıkartırsa en azından bir kısmı buna uyar yani. Mesela ben yani orada... Kime göndereceğiz? Ancak İlçe Tarım'a göndereceğiz. Mesut Bey var o. Benim evim yanında. Tek çiftçiler tebliğ edemeyiz bunu. Ya muhtara tebliğ etti, o da duyurur yani. Şimdi o adam gerçekten topladı, teşekkür ederim adamın gıyabında. Evet. Mesut, nedir ismi de bilmiyorum. Mesut abi, İstanbul'dan. Evet, İstanbul. Mesut Batur. Batur. İstanbul'dan. Adam toplattı. Gerçekten memnun oldum yani, Allah razı olsun. Belediye peki bunu zaman zaman mı çayların içini kendisi... Şimdi arkadaşlarıyla toplasın. Zaptayı gönderelim. Çağlar'ın denilen temizliği DSİ tarafından yapılıyor. Gradar denen bir alet var. Dönem dönem getirip temizliyoruz. Ama dediğim gibi iş yine bitiyor. Ne geliyor? Dur orada da şu vicdan meselesi. Ben de gördüm. Biz yine de bir yazı çıkarsak yani. Biz arasak, bakın biz arasak, biz arasak biz onu gelir alırız. Ama vatandaş geceliğin, ben de bir an anlatayım. Topladığı devam edelim. Yaydan geliyorum birinde. Demir deposu geçici bir viraj var. Oraya çöp döküyor. Daha yeni seçildiğimiz dönem. Kendi arabam. Yani belediye arabasıyla makam falan değil. Kendi arabam değil. Bir amcum bir sıra arabası yani. Şey değil. Bak iki kişi yanaşmışlar. Arabanın arkasında moloz döküyorlar. Durdum ben. Selam aleyküm. Aleyküm sana. Dün bu yaptığınızda ne yapmıyorsun buraya? Evin inşaatı şey var döküyor. Ben tabii düşündüm. Aklım attı. Başkan mısın dedi. Çocuk. Plakasını falan aldık. Ceza yazmak vicdanıma el vermedi. Ama işte orada öyle. Ama... Sonra ben
park bahçeleri gönderdim oraya. Biz bir çözüm bulamazsak yani o birikme yerlerine. Ama 3 ay sonra geçtiğinde yine atmışlar. Maalesef bunlar vicdan meselesi. Baştan da ya yapacağı bir yer, dökeceği bir yer yok ki yani bir yerimiz... Hayır, hayır. Bize gerekleri bize gösteriyoruz abi. Biz gösteriyoruz. Başkanım, zaman olarak temizlettirelim yani. Çok temizlediyoruz. Bu hacımız şurada bir köprünün önünü niye doldurtturuyorsun başkanım? Hangi? Şu bizim Çivde'ye geçen yeni yapılan köprünün ön tarafı komple moloz dökülüyor. Getiren pisliği oraya döküyor. Onu, niye dökülüyor? Onu biz diye biliyor musunuz? Oradan direkt karşıya yol var. Yol atacağız. Doğru mu yapacağız oraya? Tabii. O yol zaten o yol böyle çıkıp da böyle dönmüyor. Trafik olarak çok sakıncalı. Karşıdan direkt atlı elimi atıp geçen yol var. O yol atacağız olduktan sonra. Onu giderek yapacağız. Bu şeyin dolgusunu nereye kullanacağız? Sarı suyu. Sarı suyun dolgusunu DSİ ihaleye çıkarken bizden yer istediler, biz de kademeyi gösterdik. Ama onun dışında ihaleye alan firmayı biz nereye göstersek onu yapacak. Kafamızda şu var. Bir tanesi koruda aşağıya inen paralel yollar. Deniz var ya. Evet. Bir onu. Bir de sahilde bir 350 metrelik kısmımız kaldı. Orada bir dolgu var. Duvarın önüne geçeceğiz. Orada bir ülke sorunları net hallettik. Bir tane sorun kaldı. İnşallah onu da görüşüp çözeceğiz. Diğer insanlar bu hakkı verdiler. Orada duvar yaptı, o böyle yaptırırız. Tam istediğiniz bir yer varsa biz de yönlendirebiliriz, sıkıntı yok. Bu yolu tamamlasak dedim ben, o sarısı şimdi köprünün şeye kadar, deniz yoluna kadar mı geçiyor, nereye geçiyor? Nasıl? Şu köprünün önündeki, az önce doldur diyoruz, o yol açacağız dedim ya. Orayı tamamlasak. Orayı duvardan sonra dolduracağız zaten onu. Onun dolgunu 276 bin ton, belli bir kısmı orada bırakacaklar. Duvarlar çıktı, sonra arkasını doldurup bize teslim edecekler. Bir üstünü yapacağız, bunda sıkıntı yok. Arkadaşlar Eskişehir'e güven varsa Eskişehir Porsuk Çayı ne olacak orası? Arada bir 300. metrede de bir perforje köprü atacağız. Ahşapla kaplayacağız. Yine o regresyon dileklerimizden, o ekotip dileklerimizden yapacağız. Bisiklet yolları olacak. Artık 3 tane, 4 tane karşılıklı kafe, çay türü, böyle içecek yerler. Yani çok güzel bir çok yer olacağını düşünüyorum ben bittiği zaman. Baştan kökten bahsettiğiniz için bu konuyla paylaşmakta yarar var. Karşıdan gayet başlaya kadar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız artırmadan hiçbir su denize verilmiyor. Artık su denize verilmiyor dedi. Evet. Fakat bizim buradaki şeyler sanayi sitesindeki bunlar maalesef o şekilde oradan buraya dışkıcıya veriliyor. Oradan da denize veriliyor. Sayın Müdür Faruk Bey dedi ki imar planı olmadığı için orasını dedi yaptıramadık. Ama şimdi bu konuda bir öncelik yapılabilir mi? Belediyeyle, şimdi biz bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi'yle görüşürüz. Biz bununla bir görüştük. Oranın şart planını yaptıkça artırması lazım. Geçmiş senelerde de biliyorsunuz orada çok büyük tehlikeler. Biliyorum. Bunlar dükkanların içerisine kadar orada, onu bir ele almakta. Sanayinin boya bir tane pompa sistemi kurup Beybaz'ından geleni ve sanayiyi orada bir pompa sistemiyle arıtmaya aktarmayı düşünüyorum Büyükşehir. Ama imar planı sıkıntısı var. İşte biz de bu konuda, biz de bu konuda şunu söyledik. Biliyorsunuz o Boğaz'ı sanayi üstündeki yerler hep benim akrabalarım. Cemre teyzemim var. Cemre hocam bu konuyu çok biliyor. Ben bunlarla gittim, görüştüm. Plan olmasa da geçirmeye razılar. Biz de bunu yukarı ilettik. İnşallah imar planını beklemeden 16 olmasa bile 17'de biz oraya o sistemi kurup yani orada benim akrabalarım var. Çok yakın. Hepsi tamam dediler. Madem. İçinde bu hafakatını alalım o zaman. Evet alacağız. Cemre teyzenin var. Diyeyse yarın derdi burası benim tatlım yerim de karşımıza çıkar. Onun geçirmesine muhafakat oldu. Bizim Gazipaşı'daki en büyük Arıtma şehrinde orada sıkıntı var. Onu inşallah yapacağız. Evet. 12. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22.06.2016 tarih ve 1790 sayılı tahsis talebiyle ilgili yarısının görüşülmesi. Arkadaşlar ne biliyor musunuz? Oynamadık evet. Bunu ben komisyona havale ederim. Şimdi biliyorsunuz. Rahmetli Rahmi Bey'in adına bir meslek yüksek okulumuz var. Şu okul tahsisi benim. Orada bir de bir dönemde 8,5 dönüm yer buraya tahsis edilerek bu okulun yapılmasına vesile olmuş. Vesile olun adına Allah razı olsun. Şimdi burada kayıt dışı bir 6,5 dönüm okulun arkasında okulun kurulandığı ama bunların mülkiyeti onlarda olmayan bir yer vardı. Biz bir yurt yapılması karşılığında bakın yine baskılar yok söylüyorum. 300 kişilik bir yurt yapılması karşılığında bunu üniversiteye bağışlamayı taahhüt ettik. Tüm işlemleri bitirdik. Parselin üzerinde mi? Parselin üzerinde. Okul arkası zaten bu. Çayla okul arasındaki bu. Çayla okul arasındaki boşluk arkadaşlar burası. Yani üniversite. Hayır, yurdu da mı oraya yapmışlar? Evet. Oraya 300 kişilik bir yurt, kredi yurtlar kurumu, kaymakam müdürü konuyu takip ediyor.
birebir ilgileniyor sağ olsun. Miktar olarak şey oldu mu? Şey yapınız mı? Miktar olarak 300 kişilik bir durumda yetiyor. Şimdi şey, onların talebi şu oldu. Onların talebi bizden 8.5 üzerinde bir 6.5 değil de bir 35-40 dönümde avroları bize verin. Biz dedik ki biz size bir anda bu kadar yeri verelim. Biz kademeyi, hakikaten bizim ustalama alanlarımız var. Ama bir 6.5 daha verelim. Kredi Yüklü Kurum Bölge Müdürü geldi. Üniversitemizin rektörü geldi. Rektör yardımcısı geldi. Hep beraber Kaymakam Bey'le ben de gittik. Yeterli olacağı kanaat değildi de oraya daha birkaç gün önce Kaymakam Bey'si oldu. Ne yaptınız başkan? Bugün pazartesi günü için işte bunu komisyona havale edeceğiz. İnşallah buraya 300 kişilik bir kredi yoktu konu bir üniversite yazıyor. 897'ye birdeki diye hissedarlar ki. Kim? 897'ye bir parseldeki hissedarlar ki. Hissedarcım arkadaş, bu değil burası. Bizim ama arkadaşım. Yok, 4630 metrekare belediye hissesi dediğine göre başka hissedarlar mı var? 10.067 diyorum. Arkadaşlar, burası teşkil dışı bir yerde biz teşkil ettirdik burayı. Hayır, 897'ye bir parsel 10 dönüm 162 metrekareymiş. Onun 4630'u belediye hissesi diye geçiyor. Diğeri 897'ye iki parsel. Ali Bey çağırın, onlara gelin. Ben burada çok detaylı bilgi. O 6.366, onun tamamı, onu anladım. Tamam, kibardan bilgi alalım. Ali Bey bir gelsin. Mehmet, bunu iman komisyonuna mı? Arkadaşlar komisyona da havale edelim. Komisyona havale ediyorsun. O zaman komisyona havale edelim. Tamam, komisyona havale edelim. Bakasın komisyona havale edelim. Yani tamam gerek kalmadı. Komisyona havale ettik, komisyonda bakılır. 13. Söyle Yaşar, gerek yok içeri gitsin. Gerek yok. 13. Yazı serüveni tamam. derece değişikliğiyle ilgili talebin görüşülmesi. Arkadaşlar burada normal derece değişiklikleri var. İşte memurlarımız ilmiş ama derece şeyleri yok. Bunu hiç komisyona havale etmiyorum. Normal ilerlemesi olması gereken bütün işlemler derece değişikliği talebinin kabulünü oluyorum ben. Memurlarımızla ilgili bu olay. Yasal olur. Yasal. Teşekkür ediyorum. Kabul edilmiştir. Gündem dışı konular. 1. Ahmet Köylü, Mustafa Köylü ve Ali Köylü'nün Bozkır Kadastro Mahkemesi'nin 2013 Taksim 40 esasına kayıtlı olan hukuk davasından belediyemizin davada vazgeçilmesi yönünde meclis kararı alınması talebinin görüşülmesi. Arkadaşlar bu olayı ben size bir özetleyeyim. Tabi komisyon ademinin avukatlarımız var, değerlendirsinler. Olay şu. Şimdi bu büyük şeyden önce köylerimizin hepsinin kendi açtığı davalar var. Perakende Küçükler köyünde de yaylasında bir dava var tabi. Bu davanın olduğu yer şu anda nere sınırında? Herhalde Ermenik mi? Yok, Kadim. Kadim ha. Yani Bozkır kadastroymuş. Burada barajın altında kalan Konya barajın altında kalan bazı yerler var. 3 tane şahıs Alanya'lı olan 3 tane şahıs bu davadan dolayı barajın hesabına yatırdı, parayı alamamış. Para getirir. Ben dedim ki benim böyle bir yetkim yok. Davadan vazgeçeyim bunu. Mesle getiririm ama benim önce... Tabii. Ben size dosyayı vereceğim. Bunu komisyona vereceğim. Siz inceleyin. Ben sadece olayı... Barajı alın. Kalın bir dosya arkadaşlar. İncelersiniz. Burada adamlar ben şunu söyledim. Bakın. Köyü, muhtarı ilgilendirmiyorsa bize mesle getirir. Mesle verdiği kararı saygılıyor. Gittiler muhtardan bir yazı aldı geldiler. Yukarıda da geçen. Ali oğlu Ahmet Köylü, Mustafa oğlu Ali Köylü ait olan yerler Bozkır Kadastro Mahkemesi'nin 2013'e 40 esasına dayalı olan havalı olan 3 sotorda da 6 parsel, 3 sotorda da 7 parsel bilmem kaçı da kaç parsel taşımalarıyla ilgili itiraz ve talebimizden beraber ediyoruz. Muhtar. Burada anlayamadım. Belediye davacı mı davalı mı? Şimdi bakın, köy muhtar dava açmış, şu anda bize dava açmış. Muhtar köy tüzel kişiliği adına dava açmış. Eskiden. Köy tüzel kişiliği için belediye dava açı konuluyor. Arkadaşlar bunu komisyona havale edin. Siz inceleyin bak. Dava açı. Hangi komisyona gönderiyoruz? Plan bütçeye mi gönderiyoruz? Plan bütçeye gönderelim, baksınlar. Plan bütçeye de olmaz ya. Hiçbir komisyon olmaz, onu incelemek lazım, ondan sonra karar ama bana göre... O zaman bununla ilgili bir komisyon da... Arkadaşlar, benim bir önerim var. 4 tane avukatın oluşturacağı bir hukuk komisyonu kuralım, oraya havale edin.
Doğru. Evet, kenar kaldırsında özürüz inceleyimizde. Bu saatten sonra bize avukat yapmayın. Yani. Evet, teşekkür ederiz. Çok kalanlar, çok önemli. Kutlama lazım şimdi. Gazi Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardım Derneği'nin İlçemiz Pazarcı Mahallesi Anaokulu karşısında ekli profilde gösterilen yere isminin verilmesi şartıyla park yapmak isteklerine ilişkin taleplerin görüşülmesi. Arkadaşlar, kapalı spor salonunun yanında Büyükşehir'de kültür merkezi yapacağı binanın yanında bizim bir park yerimiz var. Biliyorsunuz ilçemizde turizm puanlarını düzenleyen bir derneğimiz var bizim. Kadri Tarım Kültür Turizm Eğitim Yardım Derneği. Üst Bey'de şu andaki başlamıştı olan. Böyle bir karar aldık kendi aramızda. Buraya bir park yapılması kaydıyla tabii parkı beraber yapacağız. Belli bir kısmı maliyeti onlar, belli bir kısmı maliyeti belediye karşılayacak. Biz bu belediye, bu parka nefasında Galatasaray Belediyesi'ne Tarım Kültür, Galatasaray Tarım Kültür Turizm Eğitim ve Yardım Derneği tarafına yapılmıştır nefasını yazacağız. Bu ismi vereceğiz. Mesleği ismi geçirmek istiyoruz. Evet. Bence bir komisyonu. Komisyonu gönderelim mi? Bence gönderelim. Tamam, komisyonu gönderelim. Çevre sağlığa gönderiyoruz. Oylayalım arkadaşlar. Çevre sağlığa. Tamam. Hayırlı olsun. Evet. Necdet Yıldız'ın imarla beraber yapalım. Çünkü çevre sağlık. Evet arkadaşlar, gönderdik. Bitti. O kadar. Necdet Yıldız'ın araç bağışıyla ilgili dilekçesinin görüşülmesi. Evet arkadaşlar. Bir vatandaş Kalpçı Belediyesi'ne damperli bu trak dediğimiz asfaltta kullandığımız Yıldız kimdir? Necdet Yıldız. Kim? Kim olur? Alanya mı bu arkadaş? Evet. Belediyeyle herhangi bir yok, şey var mı? Yok, hiçbir şey yok. Alanya mı bir arkadaş? Ben konuştum, Uşak Sabah Çeşim. Tanıyorum. Şartlı bağış mı bu? Neden bağışlıyor başkanım? Hep onu soruyor. Neden dedi ben de bilmiyorum ama ben bağışlıyorum. Ben havaları için yoksa normal. Şartsız, arkadaşlar bak burada. Niye kaldı? Kayıtsız ve şartsız. Devamlı olarak bir daha bedel tek edeceğimi beyan ve taahhüt ediyor. Olur mu? Şartlı mı? Kabul edeyim mi? Arkadaşlar, oyunu mersin. Ben bunu neyi bağışlar ya, başkan. Sıkıntı yok. Benden net. He? Benden net. Tamam, bir net. İki ayı ödedim. Hiçbir şey yok. Ya orada iki ayı ödemek yok o zaman. Benden net. Evet, teşekkür ederiz. Olur mu? Sami Bey yok, senin üstünü çarpıyorum. Şey arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz, bizim sözleşmeli personellerimiz var. Sami Bey, bizde kanunla bir sıkıntı yok, biz bunu araştırdık. Tam zamanlı çalışmaktaydı ama şu anda günlük 6 saat, yarım zamanlı. 2 saat dışarıda iş geçirmek üzere Belediye Kanunu 49. maddesine göre yarım zamanlı çalışmak istiyor. Tabi bu arada maaşı düşecek. Peki dışarıda özel sektörde iş mi yapacak? İmza açacak, imza açacak. Onlar adı bu. Fakat benim adım topla sonra bazı imza şeyleri oldu. Bu kanuna uygun, herhangi bir sıkıntısı yok. Bana göre yanlış. Etik olarak yanlış. Hem dışarıda özel çalışmalar. Karar sizin. Benim düşünüyorum. Evet. 1000 lira maaşla çalışmasını biz oylamaya sunuyoruz. Evet. Dışarıda ne iş yapacağım önemli, yani. Evet. Yazınızda mesleğe gelen sözleşmeli bir arkadaşım arkadaştır. Evet, hayır diyenler. Çekimsel kalın. Çekimsel kalın. O zaman red diyenler. Üç tane red, diğerleri çekimsel. Teşekkür ederim. Şimdi, herhalde Hasan Bey'le bir toplam sonra bir şeyleri var yani. Ama şimdi belediyeyle çalışırken belediyeyle alakalı işlere imza attığı zaman o vatandaş tarafından çok olumsuz karşılanacak bir şey değil. Ya benim teklifim tabii ki yani. Evet arkadaşlar. 5. Mali Hizmetler Müdürü Bölümü. 2016 tarihe 470 tane imar karşılığıyla ilgili yazısının görüşülmesi. Bu ne yazar? Şey, bakın arkadaşlar, demin ekmeğimi alırken ben yedi demiştim ama bu zaten varmış. Arkadaşlar, bunu size bir açıklayayım. Bu kamuoyunda çok meşgul eden bir konu. Dönem dönem buna siyasi parti liderlerimiz de açıklamalar yaptılar. Şimdi
bu bir geç olayı var. Bir kere şunu söyleyeyim. Biz Gazpi'ye gelecek yatırımın asla ve asla önüne durmayız. Biz yatırımın sonuna kadar arkasındayız. Bakın sonuna kadar. Bize eğer bir adam yatırım getirecekse, bir tane çocuğumuz işe girecekse biz onun yanındayız. Ama bunlar yanlış yorumlandı. Yanlış. Bazıları kendine göre beyanatlar verdi. Biz daha önceki burada MES'ten bir karar geçirmiştik. Hep beraber, oy birliğiyle. O karar nerede? Sunmuştum. Başkanım, o kararı getirtelim ya. Bir bakalım. Ben size sunmuştum bu metrekare başına 5 lira, geçlerde bir harç. Kaçta bu? 3 lira. Geçenlerde Elmalı Belediyesi'nden geçti arkadaşlar bu. 15 olarak meclise geldi, 7,5 olarak geçti. Yani şu anda Elmalı Belediyesi'nde metrekaresi 7,5. Bizde 5 lira. Biz çıkardık mı der pahalı gibiydik ama şu anda aralarda ve aklarda kaldık. Tabii bununla ilgili de şöyle bir şey var. Arkadaşlarımız Maniz'de bir araştırma yaptılar. İmarla ilgili harçların ödenmesi zaman ve şekli belediye meclisince tespit edilir. Bu neymiş arkadaşlar biliyor musunuz? 2464 sayılı belediye gelirler kanunun çeşitli harçlarla ilgili hükmünün 8. maddesiymiş. İmarla ilgili harçların ödenme zamanı ve şekli belediye meclisinde de tespit edilir. Şu kadar ki mükellef arzu ettiği takdirde adına tuhaf edecek harç miktarını tamamını peşin olarak yatırır. Böyle bir madde var. Bizim GES'le ilgili yatırımcımız geldi. Biz asla yatırımcının karşısında değiliz, yanındayız. Burada tabii 117 bin metrekarelik bir imar tadilatı var arkadaşlar. 5 liradan 585 milyar para tutuyor. Ben bunu derim ama bu maddeyle bir ödeme kolaylığını sağlarsanız biz yapım her zaman yanındayız. Ama belediyemize de gelir sağlayarak yanındayız. Dolayısıyla muhasebe müdürlüğümüz 20 bin liraya kadar tahakkuk edecek harçlar peşin. 20 bin 50 bin arasında tahakkuk edecek şart taksitler 5 taksit 50 bin 200 bin arası 12 taksit 200 binden daha fazla tahakkuk edeceklerse 24 taksitle ödenir şeklinde bir mesle bir teklif sunarak biz bunu geçirip hem yatırımcının önünü açacağız hem de belediyemize katkı sağlayacağız. Olay bundan ibaret. Bunu komisyona havale etmek istemiyorum. Çünkü arkadaşlarımızın bunun arkasından binlik planları gelecek. Şu anda sistemler hazır. Bağlayacaklar. Bu geçti mi? Geçti. Biz önce geçti bu işi. Yani geçtiyse aslında biz... Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bekliyorlar. Gelip muhasebeyle sözleşmelerini yapacaklar. 24 taksitle bölecekler 585'i. Aylık 24.500 lira civarında bir geri dönüyor. Prosedürler bitmiş, sadece adam ödemeyi mi istiyor? Evet, bunu bekliyoruz. Bunu başkanım, 5 lira ödemenin taksitlendirmesi arkadaşlar. Çünkü 585 bin lira bu adam, ben bir anda ödeyemeyeceğim dedi. Biz de bunu araştırdık, bakın 2464 sayılı yasanın belediye yerleri kanunu da dahil misiniz? 8. maddesi diyormuş ki, imarla ilgili harçlar ödenme zamanı ve şekli belediye meclislerince tespit edilir. Ben de şu gelen, bana verilen evrak üzerinden oylamaya sunuyorum. Evet diyenler. Evet, teşekkür ederiz. Hayır diyenler. Diğer de çekimsel, tamam sıkıntı yok. Siz çekimsel kalarak. Başkanım, komisyonda görüştük aslında. Biz komisyonun bu şimdi ekte geldi. Bu komisyonun 6. maddede geldi. Hayır. Bak bu komisyon değil. Ben onunla çıkacağım arkadaşlar. Gelsin. Evet, biz onun komisyonunda bir görüştük. Görüştüğümde onu da bize geldi. Arkadaşlar onu niye çektik biliyor musun? Onu ben geri çektim. Geri çektim. Teklif olarak geri çektim. Niye çektim? Çünkü harcını ödememiş bir imar tadilatını mesleğe getiremezsiniz. Adam harcı ödememiş. Bizim aldığımız bir kanun var. Ama başkanım bir şey sorabilir miyim? Burada biz imar tadilatını yapıyoruz. Yeni bir mevzi imar mı yapıyoruz? İmar tadilatı. Hayır. Orada bir imar var mıydık öncesinde? Yok. Yok. İmar tadilatı bir mevzi imar yapıyoruz. Bakın biz orada bir imar yapıyoruz. İmar yapıyoruz. İmar yaptığımız vatandaştan para mı alıyoruz biz? Geçti, yine alacağız. Geçti, kararı ne zaman aldık biz? Arkadaşlar, bunu almadık. İmar tadilatlarıyla ilgili karar aldık biz. Arkadaşlar, şimdi Geçti ilgili aldık. Bana göre bir imarmış. Yani yeni imar yapılan bir yerde. Belediyenin yanındasınız
Ya, yasa mı karşısında? Yazanıyor. Değil başkan be. Yasa ya şimdi yanlış olduğunu bile bile belediyenin yanındayız. Bakın, güneş enerji sistemlerinden. Bakın, sayı sağ olsun Kim Hocam getirmiş. 07-06-2016. Güneş enerji sistemlerinden. Aç bedel olarak metrekare 5 metrekare başına 5 lira artması usulün görüşülmesi. Evet, biz de buna evet dedik. Şimdi başlayalım. Bu olay benim anladığım kadarıyla bizim arkadaşlarla uğraştırdı bu çalıştığı için. Bizim arkadaşlar evet, zaten bir daha geldi. Ağzı başan arkadaşlar onlar da uğraşıyor. Tarla havasında imar mı yapılmış şu an? Mevzi imar yapılmış. Mevzi imar yapılmış. Hayır oralar bitti. Bitti ödemeye geçilmiş. Oralar evet. Bitti mi? 5 binliği geçti. 5 binliği geçti. Arkadaşlar 1 binliği şimdi geldi. Şöyle bir olay var. Bu kurulan güneş panelleri yapı kabul edilir, yapı. Bakın yapı. Yani aynı inşaat gibi buna da yapı kabul edilir. İcarethane yapıyorlar. Dolayısıyla 5000'lik bir binlik planla 5000'lik bir şeyden geçti. Şu anda biz de binliğini getiriyoruz. İmar komisyonumuz, kamu komisyonu raporumuz. Büyük şeyse para aldı mı peki? O bilmiyorum, onların şeyi. Yani büyük şehir. Başka tarafa geçsin ya ben. Başka tarafa geçsin. Hukuksal yönden, hukuksal yönden bir yasaklığı var mı? Şimdi dediğiniz araların beyazılığına var. Ben geçen konusunda da belirttim. Ahmet abi vardı o zaman, konusunda da aynen belirttim. Ben de yaparak geliyorum. Arkadaşlar, ben size bir örnek vereyim. Şimdi bu şahıslar burada 12 dönümlük bir güneş panelini 950 bin euroya kurdular. 1 milyon euro. Ama şu adam 4 milyon lira para yatırsa 12 dönüme, 12 dönüme belediyede bir 60 bin lira para yasal olarak versin arkadaşlar yani 4 milyon harcıyorsa. Ve bakın Gazipaşa'da hiç kimseye istihdam sağlamayacaklar. Bir bekçisi var, başka kimse bir şart yok. Bir bekçisi var. Hukuken neredesi, neresi yasal değil? Yani. Çağmıcık'a. Hayır, hukuken diyor, sorun olabilir diyor da. Olmaz, olmaz. Kaçta kodu bunu, Elmalı'da kodu, herkes kodu için kutuyor. Uygun demişler, imaj yönünden bir sakınca yok demiş. Başkanım, bir şey daha sonra benim arkadaşım, ben bir şey söyleyeceğim. Ama geçen şimdi sizin Galatasaray Belediyesi'nin kaçak bir yerde olsanız, yoksa Gesi Kur'an, Gesi Kur'an tüm geldi bakın. Şimdi başkanım, olay öyle ki, bu arada geliyorsunuz, karşısından bizim yanındayız. Evet, doğru, doğrunun yanındayız. Doğrusu var. Doğru, nasıl doğru? Yasal olarak bir engel var mı? Başkanım, yasal olarak bir engel olsa kaç? Komuş, Elmalı komuş, diğer yerlere komuş. Ben gel yoksa az kaşaya para gelsin. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Olsun. Evet. Başka. Teşekkür ederiz Bela abi, sağ ol. Yani son şey yok ya. Arkadaşlar, şimdi bu arkadaşlarım bundan sonra bu arkadaşlarla şeyi çekmiştik. Gerek gündeme getiriyoruz. Binlik planlarını. Komisyon raporunda zaten. Komisyon raporunda red olmuştu. Red olmuştu. Biz ama şimdi burada. Red olmuyor. Red olmuyor. Red olmadı. Neyle ilgili? Oy birliği mi, oy çokluğu mu? 5. madde herhalde. Ya yaptık arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum. Nasıl yaptınız? Oylama yapmadınız mı? Arkadaşlar ekrandan bir bakın Ahmet. Bir bakın. Ahmet bir bakın ekrandan. Ne önce konulamayı. Yaptık. Ya ben evet verdim. Ha ben evet verdim. Siz çekip seyrediniz. Evet verdim. Evet verdim. Evet verdim. Beni bir evet dedi, ben evet dedim. Doğru. Biz de evet dedik. Elde kaldığımız siz çekimsel kaldınız. Öyle değil. Başlar biraz hızlı oldu orada. Sizden hemen direkt çekimsel mi? Bir yazdım. Bizim hızımızı yakalayamazsın. Valla bu kadar emlak değerlerinize kadar başkanım. Onu aşağıya sal. Ben de emlak değerinin üstünde bir miktarla mı acaba? Arkadaşlar bakın. Yasal olarak onu sordum. Yine de bak yine de şunu. Yanlış anlamayın, anlayacaksınız ama. Ben konuştuğum zaman böyle diyorsunuz. Elmalı'da 10 bin lira, GES yapılan yerel dönümü 1000 lira, 7500 lira harç getirmiş dönümüne. Bizim burada yerin dönümüne değerli. Yani arkadaşlar biz gayet bir hizmet için geldik. Ya piyasaya 20 bin alsak. Her şey Gazi Paşa'nın belediyesinin para kazanması üstüne kuracaksın. Hayır, biz bir hukuksuzluk yaparak bir sürü iş yapabiliriz yani. Bak ben şey diyeyim, biz evlere katattık belgelerini düşürdük. Tamam. Bunda bakın, biz 5000 lira dediğimizde 5 lira çok yüksek gibi geldi. Bugün hep böyle 15'i geçiyor. Yani muhtaç oldular, biz bunlardan biraz daha fazla kazanalım mı diye hareket ettik mi? Bana göre belediye. Arkadaşlar şimdi bir böyle binlik planı
Zaten siz komisyon olarak incelediniz. Mustafa Bey, görüşü bir anlatsın, ondan sonra neye geçilir, ben de yapmıyorum artık. Biz bu parayı alamasaydık binliğe geçmemeyecek miyiz? Evet, geçilmiş. Geçilmeyecek. Geliş 5000'liğe geçmiş. Kesin fark etmez. 5000 doların yerisi de geçilmez. Oylansın. Nasıl olabilir? Oylansın, imarı reddetsin madem. Reddedilsin. O zaman binliği reddetmiş olacaktık. Hayır, hayır, ben bir yıl getiriyorum hakkıma. Ben bir yıl gündeme getiriyorum. İmarı... Evet, arkadaşlar. Şimdi komisyonda siz 3'e 2... Sevgili Mesut'u, sevgili Mesut'u. Komisyonda... 3'te 2 karar var. 3 kişi evet demiş. Bizim arkadaşlarımız hayır demiş ama şu anda biz de sizin verdiği kararı saygılıyoruz. Oynuyoruz. Çamlıca. Hayırlı olsun. Öyle mi? Aynen. Şeyden seni mi oynuyorsunuz? Komisyon raporu onaylıyor. Komisyon raporu onaylıyor. Arkadaşlar sizin evet dediğiniz raporu onaylıyor. Evet dediğiniz raporu mu oynuyor? Evet. Şimdi ne oynuyor? Gerçek dışında harca alınma şeyini getirdiler. Yine oynuyorlar aynı raporu o şekilde. Onu çektik demediniz mi siz başkan? İşte şimdi ek gündemde şey oldu ya, yeniden gündeme koydu. Yok. 5 ile 6 bağlantılı mı ya? Aynı şeydeki. Arkadaşlar, hızımızı yakalayamıyorsunuz, yine yakalayamazsınız. Biz biraz ağır gideriz başkanım ya, siz bakmayın kızlarımıza. Komisyon raporuna bakın. Komisyon raporuna. Okusun Ahmet Bey, oynayalım geçelim. Çamlıca Mahallesi 101 ada 182 numaralı parselde yenilenebilir enerji kaynaklarına da yaklaşık 1 bölücün ölçeğinde nebze uygulanmadığı maddeler değişikti. İmar Komisyon Başkanı Mustafa Öncü ve İmar Komisyonu üyesi İbrahim Tuncel'in imar plan tadilatı ücretinin yatırılmaması sebebi bilinerek oyuna karşı oy çokluğuyla uygun bulunmuş oldu. Komisyon imza altında gerekli takdirine sunmuş. Evet. Komisyon raporunda arkadaşlar komisyon raporunda olsun oynuyorum. Biz kabul ediyoruz. Biz duyuyoruz. Komisyon raporumuz doğru bizim. Bir de en son bir maddemiz daha var gündem dışı. Doğru. Sen sıkıntı yok ha. Yılbaşında yılbaşında komisyonlara üye seçmişiz arkadaşlar. Biz AK Parti grubu olarak komisyonumuzdaki imar komutundaki bir tane üyemizde değişiklik yapmak istiyoruz. İşlerinin yoğunluğundan dolayı Ahmet Bey'in Tüvel Heyeti'nde Büyükşehir'de koordinatör. Biz Kemal Hoca'yı İmar Komisyonu'nun üyeliğine aday gösteriyoruz. Evet diyenler. Evet, teşekkür ederiz. Değiştirebiliyoruz biz son Büyükşehir. Hayır diyenler. Hayır, biz çekimsel bir çekimsel. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sorunumuz yok yani şeyle. Evet. Hayır bizim de bir sorunumuz yok. Sadece yoğunluktan dolayı komisyon raporları şeylerine, toplantılarına katılamıyor. Büyükşehir var. Üniversite Mütevelli Heyeti var. Biz onun için çalışmalar aksamasın diye komisyon üyemizi değiştiriyoruz. Evet. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Kapağını bakalım bir şey. Sahil için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. İnşallah korudaki Fener'in olduğu yere Turizm Bakanı, Orman Bakanlığı'nı aldık. Böyle çok güzel bir mesela yapacağız. İnşallah beton şantiyesi hakkındaki kararınızdan da dönersiniz yanlış olduğunu fark edin. Beton şantiyesi yaptınız kafayı. Merak etme yapılmıyor şu anda. İstemeyi dava açacaktınız. Hayır şeyle açtı. Hayır şeyle açtı. Dava açıldı zaten. Zaten biz öyle trend yaptık arkadaşlar. Rahat mısınız? Merak etme. Biz açmıyoruz zaten şu anda. Biz açık ya. Açık açık açık. Paramız yetmiyor Hüseyin Başkan. Paramız yetmiyor Hüseyin Başkan. Ha. Paramız yetmiyor. Bir belediye şirketi ortaya gideceğim. Teşekkür ediyorum. Çok güzel mesleklerinize sağlık. Allah razı olsun.